Çaldin prensipleri Serdar Bey kişinin okumuş, süper. Serdar Bey, olmayan kitaplar vardı, daha var. Başka kitaplardan konuşacağız. Merak etmeyin. Çaldin prensipleri aslına bakarsanız çok popüler. Pazarlama için birebir yazılmamış olsa bile, iknanın psikolojisi diye Türkçesi bu arada. İknanın psikolojisi, biz insanları, diğer insanları nasıl ikna edebiliriz üzerine konuşuyor biraz Çaldin, Robert Çaldin'i burada. Söylediği aslında 6 tane prensip var. Buraya 5 tane yazmışım. 6'sını da paylaşırız. Ve bu prensiplerin birçoğu pazarlama tarafında da kendi karşılığını bulabiliyor. İlki mesela diyor ki karşılıklılık. Yani siz bir insana iyilik yaparsanız o insan da size iyilik yapmak zorunda hissediyor. Eğer sizi sevmese bile bu arada. Yani siz bir insana iyilik yaparsanız o insan altta kalmamak için size karşılık vermek istiyor. Bunu ben mesela Türkiye'de hep anlatmak istediğimde şey diye anlatıyorum. Diyorum ki ya o benim düğünüme çeyrek altın getirmişti. Ben de ona en az çeyrek altın götürmeliyim prensibi olarak da düşünebilirsiniz. Loyalty programları mesela pazarlamada bunu çok kullanıyor. Nasıl kullanıyorlar loyalty programlarında? Aa, benden kahve al, ben de sana puan vereyim. Değil mi? Karşılıklılık. Eğer benden kahve almaya devam edersen ben sana puan vermeye devam edeceğim. Sonunda ücretsiz bir ürün alacaksın gibi. Bu tarz şeyler karşılıklılık esaslı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok güçlü bir prensip aslında bakarsınız insan ilişkilerinde. Adam Grant diye ayrı bir psikolog, psikoloji akademisyeni var. Onun yazdığı bir kitap var. Give and Take diye. Türkçesi ne diye çevrildi bilmiyorum ama hani aratırsanız belki bulursunuz. Tamamen bu prensip üzerine insanların kariyerlerinde karşılıksız olarak iyilik yaptıklarında nasıl farklı farklı kapılar açıldığını gösteren örnekleri paylaşıyor kitabında. İlginç bir kitap. Vaktiniz olsa okumanızı tavsiye ederim. İkinci bir yöntem, bizim çok daha popüler bir şekilde kullanabileceğimiz, çok daha rahat kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Sosyal kanıt prensibi. Sosyal kanıt prensibi insanların sosyal varlıklar olduğundan ötürü diğer insanların ne yaptığından etkilendiklerini söylüyor. Yani en popüler ürün bu. Bunu alan bunu da aldı gibi kavramlar insanların davranışlarını etkiliyorlar. Başka insanlar ne yaptı? Biz bunlardan çok şeyiz. Aslına bakarsanız haberdar olmak istiyoruz. Çok etkileniyoruz. Eğer arkadaşımda da o marka ürün varsa ben de o ürünü biraz daha fazla olsa bile parası almayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü sosyal kanıt olarak ben de o ortamın parçası olduğumu göstermek için. Üçüncü yöntem otorite. Otorite de şunu söylüyor. Her ne kadar doğru bilmeseler bile biz uzmanların doğru bildiğini düşünüp uzmanların görüşlerine inanıyoruz. O yüzden uzmanların tercihi gibi şeyler, kavramlar işe yarayabiliyorlar. Reklamlarda bunlar çok kullanılıyor. İşte beyaz önlük etkisi denilen bir kavram var. İşte modellere beyaz önlük giydirip arkada dolaştırıyorlar ki sanki böyle bir laboratuvar ortamı etkisi yaratmak için, daha böyle medikal bir ürün havası yaratmak, daha güvenilir bir ürün havası yaratmak için çok kullanılan taktiklerden biri. Benzer bir şekilde Türkiye'de yıllarca diş macunu reklamlarında, evet Serdar Bey onu söyleyecektim, 6. prensip diye 5 prensip yazmışım, 6.sından bahsedeceğim. Otorite prensibinde bahsettiğinizde yıllarca Türkiye'de mesela şeyden bahsederlerdi hatırlarsanız. Diş macunu reklamlarında İsviçreli bilim adamlarının önerdiği diş macunu. Halbuki öyle bir şey yok. Yani İsviçreli bilim adamları diş macunu, hangi diş macunu daha etkilidir diye çalışmıyorlar. Ama markalar gidip bu araştırma laboratuvarlarıyla beraber çalışıp para vererek sonuçlar aldığında İsviçreli bilim adamları tavsiye ettiği gibi bizleri yanıltacak, bizleri etkileyeceğini düşündüğü bilgileri kullanabiliyorlar. Buna da işte otorite etkisi diyoruz. Uzmanların etkisi noktasında da mesela ekonomi noktasında biliyorsunuz her gün her yerde ekonomi uzmanları konuşuyor. Ama dünyada bir kriz olduğunda, global kriz olduğunda mesela Wall Street'te 2001 yılında herkes onları eleştiriyordu. Yani burada krizi kimse mi bilmedi diye işin içinde olan insanlar. Ama o uzmanlar uzmanlıklarını devam ettirmeye devam ediyorlar ve sağda solda tavsiyeler veriyorlar. Şu hisse senedini alın, bu hisse senedini almayın diye biz de inanmaya devam ediyoruz. Çünkü otorite etkisi öyle bir şey. Biz insanların uzman olduğunu gördüğümüzde söylediklerinin doğru olduğuna inanıyoruz. Dördüncü etki, bu çok ilginç bir etki bu arada. Evet, günümüzde doktorların bilim adamı aktivitesinin bilgisi sorgulanır. Sorgulanıyor ama yine de aslına bakarsanız önünde işte belli ünvanlar gördüğümüzde, işte profesör gördüğümüzde, doktor gördüğümüzde vesaire ister istemez yapıyoruz. Ben kendi hayatımda açıkçası bunu etrafındaki insanlara da söylüyorum. Doktor noktasında. Bu arada sırf onu söylemişken Emre Bey, ufak böyle laf lafı açıyor gibi olacak ama çok dağıtmadan şeyden bahsedeyim. Kahneman'ın yeni kitabı, Influence kitabı. Influence diyorum. Noise diye bir kitap. Noise kitabı, gürültü diye Türkçe'ye çevirebilirsiniz aslına bakarsanız. Noise kitabında tam olarak bu konudan bahsediyor Kahneman. Diyor ki doktorlar, ondan sonra işte hakimler gibi uzman olduğunu düşündüğümüz insanlar kararlarında
yanlış, yani çok farklı şeyler, yorumlara şey yapabiliyorlar, kaçabiliyorlar. Mesela bir deney yapıyorlar, doktorlara aynı hastanın dosyasını veriyor, vaka dosyasını veriyorlar ve diyorlar ki sizce bu hastayı nasıl tedavi edersiniz? Doktorların kimi hemen ameliyata alırım diyor, kimisi ben buna işte ilaç tedavisi verip evine gönderirim diyor. Çok böyle ciddi bir spektrumda farklı kararlar çıkabiliyor. Benzer bir şey hakimlere yapıyorlar. Amerika'da yapılan bir çalışma bu arada. Hakimlere bir dava dosyası veriyorlar. Diyorlar ki sizce bu dava dosyasında nasıl bir karar çıkmalı? Kimlere hiç ceza vermem diyor, kimlere 15 yıl hapis cezası veririm diyor. Yani uzman gördüğümüz insanlar bile yorum noktasında işte bu tarz şeylerden etkileniyorlar. Çünkü onlar da insan. Burada konuştuğumuz hepsi, faktörlerin hepsi, tüm insanların karar verme şeylerinde, biz satın alma kararına odaklanıyoruz tabii ki ama genel olarak karar verme adımlarında etkili olabiliyor. Yani siz gidip bir doktora şunu derseniz, dava dosyasını, vaka dosyasını verdikten sonra ünlü bir doktorun, sosyal kanıt olarak düşünün, ünlü bir doktorun buna ameliyat kararı verdiğini söylerseniz, dosyayı verdiğiniz doktor da farklı bir cevap vermeyecektir. Çünkü neden? O sosyal kanıttan ötürü, eğer o ünlü doktor, profesör böyle dediyse bir bildiği vardır deyip o da onu söyleyecektir. Bu tarz şeyler uzmanlarda bile maalesef kullanılabiliyor, etkili olabiliyor. Evet, dördüncü şey faktör, hoşlanma faktörü. Hoşlanma faktörü de şu, bunun iki tane şeyi var. Liking prensibi diyor şeyde, kitapta. Bir, biz kendimize benzer kişilerin söylediklerini daha doğru buluyoruz. Bizimle aynı iş yerinde çalışan, bizimle aynı yere giden, bizimle aynı muhitte yaşayan vesaire, aynı yaş grubunda olan, kendimize benzettiğimiz insanların söylediklerine daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama daha da ilginci, hoşlandığımız insanların söylediklerinden daha çok etkileniyoruz. Yani attractive bulduğumuz, çekici bulduğumuz insanların söylediklerinden daha çok etkileniyoruz. Bu da ayrı bulgulardan bir tanesi. Tabii bu dışarıda sosyal medyada özellikle sürekli insanların daha da çekici görünen, yakışıklı görünen veya güzel görünen insanların daha çok takipçisi olmasının sebeplerinden biri olarak da karşımıza çıkabiliyor. Beşinci prensip, kıtlık prensibi. Az önce söylemiştiniz mesela, FOMO, fear of missing out diye de çıkıyor. Bu psikolojide olan bir şeylerden bir tanesi. Kaçırma korkusu. Yani ben bu fırsatı kaçırırım korkusundan ötürü insanlar bazen hızlıca satın alma kararında bulunabiliyorlar. Bunlardan önemli şeylerden bir tanesi, piyasada gördüğümüz sürekli işte bir otel rezervasyonu yaptığınızda, bir uçak bileti aldığınızda hemen size ne yapıyorlar? Bir iki kere uçak biletine baktığınızda diyorlar ki işte bu fiyattan son 3 bilet. Aslında o fiyattan son 3 bilet olmasa bile dijitalde siz sıklıkla aynı web sitesine girdiğinizde sizin çerezlerinizden ya siz o bileti alacaksınız diye bildikleri için dönüşümü hızlandırmaya çalışıyorlar. Yani ya zaten alacaksın, bu fiyattan sonra 3 bilet diyeyim de kaçırma, hemen impulse buying, anlık bir satın alma dürtüsüne bürün diye bize o tarz taktikleri kullandırıyorlar. İşte booking.com vesaire gibi sitelerde de aynı şeyi yapıyorlar. Bu fiyattan son oda diye. Halbuki başka bir bilgisayardan bakarsanız o siteye hiç girmemiş, o fiyattan son oda ibaresini orada görmeyebilirsiniz çoğu zaman. Bazen gerçekten o fiyattan son oda kalıyor ama çoğu zaman bu taktiği kullanıp insanın satın alma kararını hızlandırmaya çalışıyorlar.